بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين. Konumuz namazdır. Namazı terk eden, namaz kılmayan kimselerin durumu ile ilgili. Namaz imandan sonra en önemli ibadettir. Namaz dinin direğidir. Ölüp dirildikten sonra her şeyden önce insan olduğu namazından hesaba çekilecektir. Eğer namazı kabul edilirse diğer ibadetleri de kabul edilir inşallah. Eğer namazı reddedilirse korkarım diğer ibadetleri de reddedilebilir. Bütün varlıklar, bütün yaratıklar Allah'a secde etmektedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime vardır. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ Göktekiler Allah'a secde ederler. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ Yeryüzündekiler de Allah'a secde ederler. وَالشَّمْسُ Güneş de Allah'a secde eder. وَالْقَمَرُ Ay da Allah'a secde eder. وَالنُّجُومُ Yıldızlar da Allah'a secde eder. وَالْجِبَالُ Dağlar da Allah'a secde ederler. وَالشَّجَرُ Ağaçlar da Allah'a secde ederler. وَالدَّوَابُ Birçok hayvanlar da, yeryüzünde yürüyenler de, yeryüzünde yaşayanlar da, وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ Birçok kimseler de Allah'a secde ederler. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ Birçok kimseler de azabı hak etmişlerdir. Azabı hak etmişlerdir. Namaz kılmıyorsan korkarım sen de Allah'ın azabını hak eden kimselerden olursun. İnsanı küfürden koruyacak olan, insanı şirkten koruyacak olan ibadet namaz ibadetidir. Namaz ibadetidir. Namazı kılmamak, namazda gevşeklik yapmak, namazı ertelemek münafık olan kimselerin alametlerindendir. İnnel münafikîne yuhâdi'ûnallâh ve huve hâdi'uhum ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû kusâlâ üşenerek isteksiz bir şekilde, cansız bir şekilde namaz kılmak için kalkarlar. Yura'ûnennâs kıldıkları zaman da gösteriş için kırlarlar. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا Allah'ı çok az bir şekilde anarlar, zikrederler. اَثْقَلُ الصَّلَاتِ عَلَى الْمُنَافِق۪ينَ صَلَاتُ الْعَشَاءِ وَصَلَاتُ الْفَجْرِ Münafık olan kimselerin üzerine en ağır olan namaz, yatsı namazıyla sabah namazıdır. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا Bu iki namazın faziletini, önemini bilseler لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا Bilseler sürünerek gelirler, emekleyerek gelmek için çalışırlar. Münafık olan kimseler namaz kılarlardı. Ama niçin kılarlardı? Gösteriş için kılarlardı. Münafık olan kimseler namaz kılarlardı. Ama gösteriş için kılarlardı. Sen ise
hiç kılmıyorsun. Yani münafıklardan da daha düşük bir dereceye sahipsin. Namaz insanın amellerini boşa namaz kılmamazlık insanın amellerini boşa çıkarabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men teraka salate'l asri fakat habita amaluh." Kim kasıtlı olarak, isteyerek, bilerek ikindi namazını bırakırsa ameli boşa çıkmış olur diyor. Ameli boşa çıkmış olur diyor. Yalnız ikindi namazını bırakan bir kimsenin ameli boşa çıkarsa, bütün namazları bırakan kimsenin ameli acaba kalır mı? İnsan namazı bırakırsa cehenneme girmesine sebep olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala cehennemliklerle ilgili şöyle buyuruyor. مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sakar ismiyle bilinen cehenneme girmenize sebep olan nedir? قَالُوا dediler. لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Namaz kılan kimselerden değildik. Böyle cevap verdiler. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ O iyi olan nesilden sonra pozuk bir nesil, imanı pozuk, ahlakı bozuk bir nesil geldi de اَضَاعُ الصَّلَى Namazı bıraktırlar. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şehvetlerine tabi oldular, uydular. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Gay ismiyle bilinen cehennemde cezalandırılacaklardır. Namazı terk etmek, namazı bırakmak, namaz kılmamak en büyük musibetlerden bir musibettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ve diyor ki اَلَّذ۪ي تَفُوتُهُ صَلَاتُ الْعَصِرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَا لَهُ Yani ikindi namazını terk eden bir kimse öyle bir zarara uğrayacak ki sanki bütün ailesini, bütün malını, mülkünü kaybetmiş gibidir. Yani ikindi namazını bırakan bir kimsenin uğrayacağı zarar nasıl bir zarardır? Bir adam bir an içinde bütün ailesini kaybediveriyor, bütün servetinden oluveriyor, kimsesiz kalıyor, malı mülkü kalmıyor. Böyle bir zarara uğramış gibi olur. Evet. Demek ki musibetlerin musibetidir. Namazı bırakmak, namazı terk etmek. Bu yalnız ikindi namazını terk eden kimsenin uğrayacağı zarar böyledir. Ya bütün namazları terk eden kimsenin uğrayacağı zarar acaba nasıl olacaktır? Namaz kılmamak insanı huzursuzluğa sürükler. İnsanı rahatsız eder. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكِرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim benim zikrimden yüz çevirirse, namaz kılmak da bir çeşit zikirdir. İbadet etmek de bir çeşit zikirdir. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكِرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun için sıkıcı bir hayat vardır, dar bir hayat vardır. Evet, namaz, iman eden kimsenin en önemli özelliklerindendir. Namaz bir nurdur. Namaz, İslam'ın şartlarından en önemli olan şartlarından biridir. Evet, ölüm gelip çatmadan, ecelin gelmeden, ölüm meleği gelip kapını çalmadan önce, bir an önce Allah'a dönmelisin, namaza başlamalısın, namazı en güzel bir şekilde yerine getirmelisin. Allah cümlemizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.